Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah, sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan Ustalar Sınıfı Podcast başlıyor. Sınıfı Podcast'ine hoş geldin. Liderlikle ilgili bölümlerin sonuna geliyoruz. Bir sonra işleyeceğimiz konu ilişkiler. Ama önce önümüzdeki birkaç bölüm, bütün anlattığım bölümlerin özeti ve yeni bir takım bilgiler var. Liderlerin 11 tane özelliğinin tekrar üzerinden geçmek istiyorum. 1. Durdurulmaz olmak. Yüksek irade ve cesarete sahip olmak. Bu özellik yüksek oranda bilgi sahibi olmaktan, insanın kendisini bilmesinden ve kendisiyle hizada olmasından, diğerlerinin farkında olmasından, misyonun farkındalığından ortaya çıkar. Liderleri takip eden kişilere bakıldığında, liderlerde aradığı ortak özelliğin kendinde güven ve cesaret olduğunu görürüz. Hiç kimse risk alamayan, cesur olmayan ve irade gücü olmayan, özgüveni yeterince yüksek olmayan kişileri takip etmek ve onlar tarafından yönetilmek istenmez. Dolayısıyla liderlerin ortak özelliği yüksek özgüven, yüksek cesaret, risk alabilme kabiliyeti, irade gücü ve kendine inançtır. İkinci liderlik özelliği kişisel yönetim. Bir kişi kendini yönetemiyorsa kendi davranışlarını, düşüncelerini, eylemlerini, hayatının bütün alanlarını diğerlerini yönetemez. Liderlerin en önemli özelliklerinden biri kişisel yönetimdir. Kişisel yönetimin anahtarı ise zihin yönetimidir. Bir kişi zihnini yönettiğinde yaşamının tüm alanlarını, davranışlarını ve bunun etkilerini yönetebilir. Kişisel yönetim liderliğin en önemli özelliklerinden biridir. Onu takip eden kişilerin onu yücelttiği özelliklerden biridir. 3. Hakiki adalet Kendi varlığında adalet duygusunun yerleşmiş olması. Bir liderin önemli özelliklerinden biri de hakiki adalet ve alma verme dengesini doğru yönetebilmesi ve korumasıdır. Eşitlik ve adaleti korumayan hiçbir lider takipçiye sahip olamaz. Burada bahsettiğim eşitlik bir ilizyon ve ütopik bir eşitlik değildir. Yani her insanın eşit olmasından bahsetmiyorum. Evrenin gözündeki eşitliği görebilmesi her insana hak ettiği değeri verebilmesidir. 4. Kararlılık Sürekli karar değiştiren bir kişinin liderlik yapması beklenemez. Net bir hedefe doğru kararlı şekilde ilerleyen kişiler takip edilir. Bir liderden beklenen en önemli özellik hangi yoldan devam ederse etsin o yol için karar verip ilerlediği yolda kararlılığı sürdürmesidir. Yani hedef odaklı olup hedeflerinden vazgeçmemesidir. Kendinden emin bir şekilde yolda ilerlemesi ve bunun için de Tabii ki net bir vizyon, net hedefler gerekmektedir. 5. Net planlar. Hakiki bir liderin önemli özelliklerinden biri yaşamını planlı şekilde yaşaması, zihninde sürekli plan yapıyor olmasıdır. Stratejik planlama, gelecekle ilgili her tür olabilecek durumu realist bir şekilde görebilme yeteneği önemli liderlik özelliklerinden biridir. Plan yapmayan, planlı şekilde ilerlemeyen bir lider tanımıyorum. Liderler kendi bırakmış şekilde ilerlemezler. Liderler yaşamlarını öylesine kendilerini akışa bırakarak yaşamazlar. Öngörüyle ilerlerler. Net hedeflerle, net planlarla, kendilerine soru sorarak. Liderler kendilerini öylesine akışa bırakmış şekilde hayatlarını yaşamazlar. Liderler plan yaparlar. Belli öngörüyle ilerlerler. Ve en önemli özelliklerinden biri bu planların gerçekçi, realist olmasıdır. Liderler ilizyonlar peşinde koşmazlar. Ütopyalar peşinde koşmazlar. Gerçekçi, realist, gerçekleştirebilecekleri hedefleri vardır. Attıkları her adamın faydasını zararını görürler. Ve yaşamda her şeyin fayda ve zararının eşit olduğunun farkındalığı içindelerdir. Yani zihinlerinde, objektif ve realist bir zihin seviyesinde, üst bir bilinçtedirler. Fantaziye düşmezler. Pratik, net, gerçekçi planlar yaparlar. Çünkü plan yapmanın eninde sonunda onları hedeflerine ulaştıracağını iyi bilirler. Plan yapmakta net vizyonlarını dengeli bilinçleriyle ifade etmektedirler. 6. Yaşamın her alanında beklenenin çok fazlasını yapmak. Liderlerin en önemli özelliği budur. Hakiki bir lidere baktığınız zaman wow, bütün bunları nasıl yapıyor dersiniz. Onların maaşlı çalışan memur zihninden en önemli farkı budur. Liderlerin tamamı hakiki girişimcidirler. Liderler ondan talep edilmeden çalışırlar. Ondan talep edilmeden üretirler. Çünkü yaratıcı zihin, üst zihin böyledir. Disiplinli şekilde, kararlı şekilde hedeflerine ilerler ve kendisini herhangi bir şekilde motive etmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü yeterince net bir vizyonu vardır ve yeterince motivedir. Bir liderin diğer herkesten farkı diğerlerinden çok daha üst seviyede üretken ve çalışkan olmasıdır. Bir yönetici Hakiki bir lider herkesten daha fazla düşünen, herkesten daha fazla planlayan ve çalışan kişidir. Hedeflerine daha fazla odaklanır. Diğerlerin yaptığının 10 mislini yapar ve hedeflerine ulaşmak için gerekenin fazlasını yapmaya her zaman hazırdır. 7. Etrafında olmak istediğimiz bir kişiliktir. Liderlerin ortak özelliği insanlara sürekli yol göstermeleri, rehberlik etmeleri, düşünce şekilleriyle ışık olmalarıdır. İnsanlar hakiki liderlere bu nedenle saygı duyarlar. Çünkü bakış açıları çok farklıdır. Herkesten farklı fırsatları görürler. Herkesten farklı yaratıcı düşünceleri vardır. İşte bu nedenle hakiki bir liderin etrafında her zaman takipçileri vardır. Ve bulunduğu bilinç seviyesi, zekası ve üst seviyedeki karakteri sayesinde doğal olarak saygı duyulan kişilerdir. 8. Empati ve anlayış Hakiki bir lider takipçilerini ve yönettiği kişileri kalben anlar ve onları her an hisseder. Ortaya çıkardığı projeler herkesin yararınadır. Kimsenin bireyselliği düşünülmez. Hakiki bir lider kişisel çıkarlarını ya da bireylerin çıkarlarını düşünmez. Grubun çıkarlarını ve hedefine ulaşmayı düşünür. Ben değil biz der. Biz dediği için hakiki ve doğaldır. Zihin yapısı her zaman bizim için en faydalı olana odaklanır. Ve bunun içerisinde egosal olarak birilerinin faydasına olan şeyler yoksa bunu severek ve isteyerek seçer. Çünkü biz ve hedefimiz her şeyden önemlidir. Bir liderle alt bilinçteki kişinin en önemli farkı budur. Alt bilinçteki kişiler bireysel seviyede yaranmaya, beğenilmeye, onaylanmaya çalışır. İnsanlarla iyi geçinmek onlar için çok önemlidir. Oysa bir lider biz diye düşünür ve hedefe odaklanır. Alt bilinçteki kişi ise kendini bireyselliğini ve etrafındaki insanların bireyselliğini düşünür. O yüzden büyük problemleri çözemez. 9. Detaylarda hakimiyet. Hakiki ve başarılı bir liderin en önemli özelliklerinden biri en ufak detaya hakim olmasıdır. Zihni geniş olduğu için, açık zihinli olduğu için ve yönetim kabiliyeti çok yüksek olduğu için her an, her alanda yönettiği bir projenin en ufak detayına kadar hakimdir. Bu sebeple o liderdir. Detaylara hakim olmayan yönettiği projede ya da yaşamında büyük resmi göremeyen kişi lider olamaz. Ancak takipçi olur. 10. Tam sorumluluk alma istekliği. Liderler onlara sorumluluk vermeden kendileri büyük sorumluluklar peşinde koşarlar. Ve karşısına ne çıkarsa çıksın tüm risk adımlarının tüm aşamalarının sorumluluğunu alır. Bu yüzden liderdir. Liderler, hakiki yöneticiler ne kadar fazla sorumluluk alırlarsa o kadar mutlu olurlar. Ve sorumluluk almaya can atarlar. Takipçiler ve yönetilen kişiler ise sorumluluktan kaçarlar. Bir liderin önemli özelliklerinden biri takipçileri ve ondan öğrenen kişiler bir hata yaparsa zihninde kendisine dönüp ben nerede hata yaptım diye sorabilme kapasitesidir. En önemli özelliklerinden biri de diğerlerini suçlamak yerine hatayı kendinde arıyor. Kendi zihninde buluyor olmasıdır alt bilinçte olan kişiler hayatlarında yolunda gitmeyen her şey için başkalarını suçlarken hakiki liderler kendi zihinsel seçimlerinin dünyaya nasıl yansıdığını her an görebilen kişilerdir. Hakiki liderler, yöneticiler, en üst seviyedeki kişiler ben neyi farklı yapabilirim diye düşünürler ve sürekli kendilerini geliştirirler. Ve bütün bunların yanı sıra kendileriyle ilgili ve diğerleriyle ilgili gerçekçi düşüncelere, realist düşüncelere sahiptirler ne kendileriyle ilgili ne diğerleriyle ilgili bir ilizyonda değildirler. Yani insanların sahip oldukları kapasitenin üstüne çıkması gibi bir beklentileri yoktur. Ama etrafındaki herkesin gelişime açık ve her gün gelişmesini özellikle talep eder. Kendi de her gün gelişmektedir. 11. Birlik ve beraberlik Bir liderin önemli özelliklerinden bir diğeri de birlik ve beraberlik içinde hareket etme kabiliyetidir birlik ve beraberlik içinde çok yüksek bir çalışma gücüne erişir ve hedeflerine ulaşır. Hakiki bir lider, projeleri, ekibini iyi bir şekilde yöneten kişidir. Eğer yaşamınızda bir takipçi değil, yönetilen değil, yöneten ve bir lider olmak istiyorsanız, bu özelliklerin hangileri sizde var, hangileri sizde yok, hangilerini geliştirmeniz gerekiyor bunları düşünmeye başlayın ve bunların gelişmesi için neler yapabilirim diye kendinizi sorgulayın. Çünkü bugün Nevşe Enstitü platformu dahil birçok platformda liderlikle ilgili eğitim var. Tabii ben kendi adıma Nevşe Enstitü'de konsantre olduğum, odaklandığım liderlik daha doğal, daha hakiki, daha güçlü bir liderlik olduğu için zihin çalışmaları ve nefes çalışmaları, hayat amacını bulma, meditasyon çalışmaları gibi çalışmalarla sizi yönlendirip Sizleri hakiki bir lidere dönüştürme hedefi taşıyorum. O yüzden benle çalışacaksanız yol biraz daha uzun. Çünkü önce hakiki bir lidere dönüşmeniz lazım. Önce %100 zihin yönetimini, %100 duygu, düşünce ve davranış yönetimini elde etmelisiniz. Bu da ancak zihninizle çalışarak, nefesinizle çalışarak, hakiki anlamda vedik meditasyonu öğrenerek ve kendinize güçlü sorular sorarak oluyor. O yüzden de neşe üstü müfredatı bunlarla dolu. Ama yolun başı kendimizi sorgulamak. Bu özelliklerden hangilerini geliştirmemiz gerektiğini iyice anlamak. Şimdi bu podcast'in sonuna geldik. Sana tavsiyem bu liderlik özelliklerini defterine not al ve hangilerini geliştirmeye karar verdiysen bunları geliştirmek için ne yapman gerektiğini, neler yapabileceğini düşünmeye başla. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.